Berat Albayrak'ın e, istifasından önce ve sonrasında netleşmeye başlayan tartışma e, partiyi nereye götürüyor ya da Türkiye'yi nereye götürüyor? Ya bir iktidar savaşı var parti içerisinde anladığım kadarıyla. Hani e, sancur başkan üstte duruyor. Görüntü o şekilde. Altta da işte güç e, tek merkezde toplanınca olacağı bu, bu budur. Altta da e, işte ben daha çok bu işe layığım, sen daha çok bu işe layıksın. Kavgası var aşağıda. Da. O öyle görünüyor. Ee, bakanın bir de sürekli övündüğü bir şey vardı. Hani AKP'den önce, biliyorsunuz AKP'den önce Türkiye'de buzdolabı yoktu. Havaalanı yoktu. Üniversite ya bir ya iki tane vardı. Hatta geçen gün bir yerde rastladım. Hakikaten çok komikti. Bir vatandaşa artık e, videolar var ya böyle mikrofon uzatıyorlar. CHP zihniyeti, CHP zihniyeti. Biri diyor ki CHP döneminde daha doğrusu CHP diyor. CHP döneminde diyor cuma namazları diyor salı günü kıldırılırdı diyor. Şimdi bu kadar hiç duymamıştım. Salı günü kılınırmış. Şimdi AKP'den önce her şey çok kötüymüş. Onu anladık. bakan dedi ki bu iddialarlık vesaire konuşurken sürekli benim dönemimde terörün, organize suçların başı ezildi. İşte mesela bir itiraf vardı, e, mafya Türkiye'yi ele geçirdi diye. Milliyet Gazetesi'nden bir örnek gösterdi. Var evet. mı o konuda görüntü e, arkadaşlarım? E, gerçekten öyle miydi? İşte bakın mafyaya teslim olduk. Milliyet. Evet. Evet. Tarih bakın, 2002. Orada durdurursanız altına okuyabiliriz. Okuyalım. Diyor ki, ne diyor son 5 yılda evet. mafya 3000 üzerinde olaya neden oldu. 17.000 bin kişi yakalandı. Küçük bir orduyu donatacak silah ile geçti diyor. Yani buradaki başlık bizim yapmış olduğumuz 98-2002 yılları arasında yapmış olduğumuz operasyonların özeti bu aslında. Başta, başlık bu şekilde verilmiş. Altını okuduğunuzda bizim 354 tane çeteyi çökerttiğimizi, mafyanın toplumun hemen hemen her yerine girdiğini ve bunlarla başarılı bir şekilde mücadele ettiğimizi yazıyor. Fakat Sayın Bakan orada sadece mafya teslim olduk bölümünü okuyor, alt tarafını kapatıyor. Bakın işte durdurduğumuzda okuyoruz sonuçta haber haber aslında kendi içerisinde duruyor. Yani mafya ya teslim olmadık. Mafya ya, e, Mayer sen mafya ya teslim olmuşuz anlamında söylüyor ve e, yapılan operasyonları anlatıyor. Elimde var metin olarak. E, yani e, dolayısıyla böyle bir e, şey yok yani böyle bir e, Orada Merdan yanar da hatırlamıyorsam yani. evet. spotunu okuyun e, Sayın Dedi, Bakan deyip evet. durdu evet. ama e, okumadı Bakan. Ok, okumadı çünkü e, propaganda işte 2012'de biz mafyaya teslim olduk propagandası. 2002'de. 2002'de. Şey, Halbuki bakın ben 98'de Organize Suçlar Müdürlüğü'nü kurduğumda gerçekten Türkiye mafyaya teslim bir durumdaydı. Fakat e, 4 senelik, 5 senelik dönemde e, çok büyük operasyonlar yaptı. O haberin devamında ee, şeye girip interne, internette Google'da arama yaparlarsa o haberi bulabiliyorlar. Ee, bizi izleyenler görebilirler. Orada ne kadar çete mensubunun çetenin çökertildiğini, ne kadar çete mensubunun gözaltına alındığını, İstanbul'un kara parasının ne kadarına el konulduğunu e, anlatıyor orada. Yani meğersem diyor, mafya teslimmişiz. Aslında o öyle. Şimdi şeye gelelim. Ee, Sayın Bakan bir kere bizim bir iki bu 5 yılda... örnek verin ama o 5 yılda. Tabii Mesela işte. Mesela Baybaşı'nlar, ee, Anlatayım size. Bu 5 yıl içerisinde, bu 5 yıl içerisinde Adnan Hocacılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bitleri yani al bayraklar İstanbul Büyükşehir, Belediyesi İktisat Teşekkürleri yani Akbil e, İSTAŞ İGDAŞ operasyonları Sedat Peker Alettin Çakıcı Sedat Şahin vesaire 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 aklınıza gelebilecek liderleri en önemlisi tamamını, Çakıcı Baybaş'ın Tamamını, nokta. tamamını aldık. Baybaşın değil, baybaşın bizim Yok işimiz mu? değil. O şey, Peki. uyuşturucu kaçakçısı. E, çakıcı var, evet. E, hepsi var, Adnan hepsi. Oktar var. Hepsi var. Yani şu anda Sedat Şahin var, Kürşat Yılmaz Yani birçok gruba, gruba operasyon Kürşat karıştırdım, evet. evet. Ya evet. Yani bakın 354 tane çete çökertmişiz İstanbul'da sadece biz. Yani 17 bin kişi gözaltına almışız, işlem yapmışız. Şimdi... Çok büyük işler yaptık biz Bizim emeğimizi yok sayarsanız Böyle devlet anlayışı olmaz Yani siz bizim emeğimizi yok sayamazsınız Sayın Bakan burada yaptığı iş hatadır Zaten bunu tweet'te de paylaştım Yani siz bu konuda hata yaptınız Bu işin, bu mücadelenin Benden öncesi, benden sonrası, beni, seni yoktur Bu mücadele bir... Şimdi bakın ben bu programa niye geldim, niçin geldim Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim Ve bundan sonra da olmayacağım Hiçbir beklentim yok ee, ama burada konuşmam belki başımı derde çakacak. Niçin geldim peki? Deli miyim ben? Hayır. Ee, yıllarca mücadele ettim temiz toplum için. Yıllarca mücadele ettim mafyayla mücadele için. Vatan perver birisi olarak e, gelip kamuoyunu aydınlatmak için geldim. Sadece bu amaç için geldim. Benim başka hiçbir menfaatim yok. Hatta şunu da iddia ediyorum. Bu kadar mesela orada iddia eden e, adamdan tutun da... ...bu taraftaki bakana, bu işe dahil olan herkes... Senin mal varlığını, birinci derece ısımları, yedi göbeğe kadar mal varlıklarını açıklasınlar bakalım. Açıklasınlar bir görelim bakalım. Kimin mal varlığı ne kadar olmuş da nereye gitmiş. Ama bakın ne diyorum. Dayısının, amcasının, oğlunun, kızının, eşinin, hepsinin. Bir de bizimkine baksınlar. Ben bunu niye söylüyorum? Beş defa mal varlığı soruşturması geçirdim ben FETÖ'cüler döneminde. Hmm. Evet Yani dayımın 16 yaşındaki kızını alıp bunun malı var mı diye sordular. Öyle bir zulme uğradık yani biz. Onun için böyle konuşmakla mı olmuyor? çıkacaksınız, önce mal varlığınızı açıklayacaksınız. Nedir? Kaç liranız var kardeşim? Sizde yok, ailenizde, ailenizde yok, eniştenizde, eniştenizde yok, dayınızda, hepsine. Ben emekli asubay çocuğuyum. Benim sülalemde hiç zengin yok. Bir tane zengin olursa, bulursanız bil ki benimle ilişkisi vardır rüşvet yemişsem. Bu, bu bilinen, bilinen bir şey. Herkes biliyor bunu. Şimdi konuşmaya gelince herkes tertemiz. Aa, o ne güzel yani. Yok öyle bir şey. Bakın ölçü burada ölçü koyarsınız ortaya mal varlığınızı. Kim düzüstür, kim namussudur çıkar ortaya. Yine söylüyorum. Benim hiçbir beklentim yok. Sadece bir vat, bu ülkenin vatansever bir evladı olarak e, anlatmaya, insanlara doğruyu anlatmaya çalışmak için çıkıyorum. Ve her çıkışımda da hedef olarak iniyorum buradan aşağıya. Bu programdan gidiyorum veya başka programdan. E, şimdi 2002, onun için benim zamanım, senin zamanın diye bir şey yok. Bir kere bakın, şimdi 2002 öncesi ne Laf atıyor Sayın Bakan. Ama 2002 öncesinde iktidarda kim var? Devlet Bahçeli var koalisyon orta. Aynı Benim Bahçeli birlikte, bugün Sayın Bakan'a sahip çıkıyor. Evet, aynı şekilde. Yani. Şimdi efendim birinci bölümünün sonuna geldik. Ee, az önce e, konuğum Adil Serdar Saçan, İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şube Müdürü eski görevinden hemen AKP'nin başında gönderildi. O gönderilmesinde mesela bir Tuncay Güney vakası vardır. E, Ergenekon'un e, tuhaf isimlerinden biridir. Onları da sorabilirim ama esas bak o fotoğrafı göstersene Dersucuğum. Şuradan hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Fakat esas şunu soracağım. Dediniz ki Çakıcı Adnan Oktar. İşte başlıca sizin bir operasyonlarınız çok, evet. ya da soruşturmalarınız vesaire. E, bugün itibariyle daha gene güncel olduğu için o iki ösme öne çıkartıyorum. Çakıcı bir e, kamuoyu önderi gibi ortada. Bu ülkenin ana muhalefet partisi liderine 155 boyunla büyük büyük laflar ediyorsun diye çok e, çok e, çirkin bir üslupla sataşıyor. Hiç problem yok diyorlar. E, Adnan Oktar, Sene kaç? İşte 2000'lerin başı. Ya da 1990'ların sonu, 90 1999. Yani. ha ne zaman daha yeni bir yıl önce e, operasyon yapılabildi, bilmiyorlar mıydı biliyorlardı. Bunları da konuşacağız. Dünkü programa tekrar döneceğiz, biraz e, başka açıdan da e, değerlendireceğiz.